Sayın Ağar Alioğlu'nun mikrofonunu açalım. Canım. Buyurun. Şimdi bu en ne temelli konu, memleketin en ne temelli konusunu, bu işe müdahale sorumluluğunu en ağır bedellerle ödemiş bakanlığın bütçesini konuşurken tartışmayla yapmak normal. Bu işi daha problemli hale getiren şey şu, demokrasilerde aslında bu işle alakalı mücadele yapılırken mücadeleyi siyasi sicilimize hata olarak geçirebilecek bütün bu birikimden sonra iktidarda devir değişikliği olur. Yani bugün çok tasvip ettiğimiz, arkasında durduğumuz terörle mücadelede sonuna kadar, son zerremizde, son adamlarımıza kadar desteklediğimiz bu siyasi askeri operasyonlar sürecinin içerisinde bir şey eksik olduğu için bu kadar tartışıyoruz. AK Parti beğenelim beğenmeyelim. Bunu tartışabiliriz. Çözüm diye ortaya koyduğu iradeden terörü kuvvetlendirerek bizi bugüne taşıdı. Şimdi ödediğimiz o ağır bedelin açalım arkadaşlar. Devlete millete daha fazla bedele mal olmaması için o günkü siyasi koordinatlarından başka bir yere geldi. Aslında şöyle olması lazımdı. AK Parti bu siyasi teşebbüsün, iyi niyetle yaptığı bu siyasi teşebbüsün bedelini iktidarın yönetim emanetini tercihen MHP'ye teslim ederek süreci devam etmiş olsaydık bugün bu işleri misalen şöyle dememiz lazımdı. O gün yaptıklarınızı yanlış bulduk. Millet bize yönetim selahiyeti verdi. Bugün mukabele ediyoruz denecekti. Şimdi bu işte çatışma stratejisi falan diye sitem edilen konu aslında devletin varlık alanının ifadesidir. Mevzu şudur. Arkadaşlarımızdan süreçle ilgili özel ihtimam göstermelerini istediğimiz şey şudur. Bugün söylediği lafın tersini söyleyen arkadaşlarımızı biraz geriye alırsanız en azından. Yani bugün söylediklerinizin tam tersini söyleyen arkadaşlarımız geriye, bugün söylediklerinizi daha önce söylememiş olanları öne alabilirsek bu mevzuyu daha rahat konuşabiliriz. Çünkü lafın bu türlüsünü söyleyenin 3 sene önce öbür türlüsünü söyle. Açalım arkadaşlar, tamamlayalım lütfen. Yani tamam diyorum. Dolayısıyla şimdi Diyarbakır'da megri burada mehter sitemlerine muhatap olduğunuz için bu tartışmayı bitiremiyoruz. Çünkü bu avansı terörü bitirmek için stratejik olarak tenezzül ettiğiniz işin teröre avans şeklinde geldiği yılların bedelini kapatmaya çalışıyor İçişleri Bakanlığı. Şimdi biz destekliyoruz falan ama bu avansa döndü. Silahı bırakalım falan diye başlanmış müzakere dediğiniz süreç şuna döndü. Terör propagandasının şöyle imkan bulmasına döndü. Biz silahlı mücadele yapmasaydık bu masaya oturamayacaktık kuvvetine döndü sahada bu. O yüzden sıkıntı var. Dolayısıyla hiç değilse ricamız şu. İşte Kobani'ye için ikinci Stalingrad diyen arkadaşlarımız konuşuyor bugün buralarda. Konuşuyorlar kürsülerde bakıyorum. Hüseyin Bey söyledi mesela. İkinci Stalingrad. Televizyonlarda biz bugün mecliste Sayın Öcalan denmesin diye ihtimam gösteriyoruz. Açalım mikrofonu. Kandil diyor Mehmet Bey. Kandil diyor Mehmet Bey haklı. Bugünkü Kandil sistemlerinde haklı. Ama Kandil'e devlet protokolü gönderildi neredeyse. Devletin resmi kanalları gönderildi. Gazetelerimiz, bizim gazetelerimiz 28 Şubat'ta mağduriyet yazarken kalemlerinden şeref damlayan arkadaşlarımız yazdı bunları. Türkiye'nin adının Türkiye olmaması cümlelerini kulaklarımızla duyduk biz. TC tabelalarını Bayburt'ta, bak Bayburt'ta diyorum, üniversitenin TC tabelasını hassasiyet ishar ettiğiniz için benim orada çalışan arkadaşlarımın personeli TC tabelası söktüler. Dolayısıyla oralardan buraya gelince insan biraz yadırgıyor gerçekten cümleleri. Bunu şunun için söylemiyorum. Bugün yaptığımız iş doğru. Bugün yaptığımızı her zaman yapma irademiz olması lazımdı, doğru. Ama hiç değilse müzakere usulüne ihtimam göstermek için arkadaşlar bu mevzuda sizin söyleyecekleriniz ne kadar cümle varsa and olsun şart olsun. Hepsini hem milli olarak hem dini olarak hem vatani olarak söylemeye hem kastımız var hem kulluk mesuliyetimiz. Açalım arkadaşlar. Duruyorum başkanım. Yani iktidar grubumuzun söylemeye niyet edeceği her cümleyi bin misliyle vallahi söyleyeceğiz. Ama hiç değilse şöyle yapalım, görev bölüşümü yapalım. Yani sizin istenize birazcık mahcubiyet, bizim istemize de siz mahcup olmayın diye daha büyük celadet düşsün. Yani özellikle sizden rol alırız bu mevzuda. Kardeşlikle yaparız, yükünüzü de çekeriz.